Evet, tatil zamanı geldi. Hepimiz bu günleri dört gözle bekliyoruz, değil mi? Ama tatilde dinlenmek istiyoruz. Ve dinlenirken aslında vücudumuzu yorgun bir şekilde geçirmemeliyiz. Tatil sonrasında kilo alarak gelmek belki tatilde yaptığınız en büyük hatalardan biri. Dolayısıyla tatildeki beslenmenize çok önem göstermelisiniz. Tatilde mutlaka bir denge içerisinde gitmeli beslenme. Örnek verelim, her şey dahil bir otel konseptinde konaklıyorsanız eğer kahvaltı, öğle ve akşam açık büfe sizin önünüzde olacak. Dolayısıyla burada dağılım önemli bizim için. Kahvaltıda gerçekten yumurta, omlet çeşitleri olabilir. Peynirinizi, ekmeğinizi, zeytin ve çay bal çeşitleri olabilir. Ve aynı zamanda meyve içeriğinde bulunduracak şekilde kaliteli ve dolgun bir şekilde geçirebilirsiniz. Burada önerim, reçel veya meyve alıyorsanız eğer yoğurtla beraber karıştırmanız. Bu sizin tatlıya olan gereksinimizi de azaltacaktır. Sonrasında ara öğün yapmanıza çok gerek yok. Öğle öğününde önerim, akşam öğünde de aynı şekilde olacak, iki tane tabak alalım. Birinci tabağımız muhakkak salata tabağı olsun ve bütün yeşillikleri içinde bulunduran, üzerine zeytinyağı ve limon eklenmiş tabağımız olacak. İlk tabağımızda öğle öğünümüzde ete, sebzeye, pilav, makarna gibi besin gruplarına yer verebiliriz. Pide olabilir, börek olabilir. Öğle yemeğinde bu açık büfeden faydalanabiliriz. Ama akşam ikinci tabağınız sadece protein olsun. Et, tavuk, balık, peynir bile olabilir. Sadece proteinden oluşan bir tabak ve salata sizi akşamları gün içerisindeki beslenme hatalarınızdan kurtaracaktır ve koruyacaktır. Tatlıya ne zaman yer verelim? Tatlı özellikle yemeklerle beraber değil, yemeklerden sonra alınmalı. Ve öğleden sonraki saatler kek, lahmacun, börek, özellikle tatlı ve tuzlu saatlerdir. Bu saatlerde de tercih edebilirsiniz. Ama öğlen yemeklerinin sonrasındaki açık büfedeki tatlılar eğer sizin için çok kaçınılmaz görünüyorsa öğlen tabağınızdaki pilav, makarna, börek grubunu almayıp aksine tatlıyla bunu yer değiştirebilirsiniz. Önemli olan bol fiziksel aktivite yapmak, fiziksel aktivite ve sıvı alımını ihmal etmemelisiniz.